Diklik nasıl? Oturma dikliği. Konum olarak mı diyorsunuz? Başlayabilirim. Nasruddin Ebu Said Abdullah bin Ömer bin Muhammed ya da daha çok bilinen adıyla Kadı Beyzavi hayatının büyük bir kısmını İran'ın Fars bölgesini yöneten Salgurlular Hanedanı'nın himayesinde sürdürmüştür. Beyzavi'nin kendisinin ve ailesinin doğup büyüdüğü yer olan Şiraz'ın Beyzavi'nin gözünde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade edebiliriz. Onun Farsça tarih eseri Nizamut Tevalih'te Şiraz'ın tarihiyle ilgili bu bilgilerin yanında onun şehirde gerçekleştirilen imar faaliyetlerine ve buranın bir ilim diyarı olmasına odaklanması okuyucunun gözünden kaçmaz. Ayrıca 10. yüzyılda Şiraz'da inşa edilen Adudiye Bimaristanı sayesinde Şiraz, İslam coğrafyasının oldukça önemli tıp merkezlerinden birisi olarak öne çıkmış ve bu kimliğini Beyzavi'nin yaşadığı çağda da korumuştur. Beyzavi'nin Nizamut Tevarih'te kendisi ve atalarını nispet edildiği Beyza hakkında da verdiği bilgiler önemlidir. Kadı Beyzavi'nin yaşadığı dönemde Şiraz'da güçlü bir medrese geleneği oluşmuş ve dahası onun dedelerinden itibaren bu medreselerde müderrislik yapan isimler yetişmiştir. Dedesi ve babasının kadı olması, babasının tedris faaliyetlerinin içinde olması dayısının inşa ettirdiği bir hankahta irşat faaliyetleri yapmasından hareketle onun Şiraz medreseleri ve hankahlarında yetiştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Eserlerinde ilim aldığı isimlerden bahseden Beyzavi babası, dayısı ve daha birçok alimden okuduğunu söylemiştir. Beyzavi'nin Şiraz'da müderrislik yaptığı da rivayet edilmektedir. Şiraz'daki kadılık görevi öncesinde tedris faaliyetlerine başlamış olması, Şiraz'ın muhtelif ilim mahfillerinde müderrislik yapması ve hatta eserlerinin bir kısmını buradayken yazması ihtimal dışı değildir. Beyzavi'nin Şiraz'da daha öne çıkan ve İslam düşünce tarihinde kadı sıfatıyla şöhret bulacak yönü kısa süreli olan kazai yani kadılık tecrübesidir. Bununla birlikte onun biyografisini İlhanlı tarihinden bağımsız bir şekilde ortaya koyabilme imkanımız da yoktur. Beyzavi Hicri 680, Miladi 1281 veya daha büyük bir ihtimalle 1282'de Şiraz'dan temelli olarak ayrılmış ve İlhanlı başkenti Tebriz'e gitmiştir. Nesillerdir Beyza ve Şiraz'da yaşayan bir ailenin ferdi olarak Beyzavi'nin Şiraz'dan ayrılması aslında oldukça radikal bir karardır. Zira o ömrünün daha kısa olan bir dönemini yeni Moğol devletinin baş şehri Tebriz'de geçirmiştir. Beyzavi Şiraz'da dede ve babasının Salgurlu Hanedanı ile kurduğu ilişkiyi sürdürdüğü gibi önce Şiraz'da iken ve daha sonra bizzat Tebriz'e giderek hükümdar Avaka döneminden itibaren İlhanlı siyasi elitiyle de yakın temaslar içinde olmuştur. Tebriz bu dönemde siyasi merkez olmanın yanında ulemadan başka bürokratlar, tüccarlar ve sanatçıların da toplandığı bir odak noktası halindeydi. Gazan Han'ın ve Reşidüddin Fazlullah'ın Tebriz'de yaptırdıkları Şenbi Gazan ve Rab Reşidi adlı külliyelerin açılmasının ardından özellikle 13. yüzyılın sonları ve 14. yüzyılın başlarında pek çok alem Tebriz'e gelmiştir. Ancak Teküder'in hükümdar olduğu 1282'den Gazan Han'ın hükümdar olduğu 1295'e kadar geçen süre İlhanlı tarihinin daha ziyade iç siyasette çalkantılı bir dönemine tanıklık etmiştir ve Beyzavi de tam da bu yıllarda Tebriz'de yaşamıştır. Beyzavi'nin vefat tarihi hakkında klasik kaynaklarda ve modern araştırmalarda birçok tartışma yer aldığını görmekteyiz. İslam düşünce tarihindeki birçok alimde görüleceği üzere Beyzavi'nin vefat tarihi de ihtilaflı bir bahistir. Fakat benzerlerinin önemli bir kısmından farklı olarak onun vefat tarihi hakkında birçok modern araştırma yapıldığını görüyoruz. Bu tabakat metinlerinden ansiklopedi maddelerine varıncaya kadar daima dile getirilmiş bir mesele olsa da ulaşılabilen bütün kaynaklar tarandığı halde hala kesin bir neticeye bağlanmış değildi. Yakın zamanlarda Beyzavi'nin Mirsadul İfham adlı usul eserini yayına hazırlayan Hasan bin Abdurrahman el Hüseyin kaynaklarda Hicri 685'ten 716'ya kadar zikredilen tarihler içerisinde Beyzavi'nin vefat tarihi için en doğru olan tarihin Hicri 691, Miladi 1291-92 olduğunu kabul etmişti. Biz Beyza'vi üzerine hazırladığımız kapsamlı biyografi makalesinde şimdiye kadar kullanılmayan başka birincil kaynakları da dikkate alarak 691 tarihinin kabul edilmesi gerektiğini dile getirdik. Müellifin meşhur tefsir eseri Envaru't Tenzil'in günümüzde Erzurum'da bulunan bir nüshasına bir öğrencisinin de vefat tarihi olarak 691'i kaydetmesi bu tartışmaları büyük ölçüde sonlandırmıştır. Beyzavi'nin etkiler arasında ilk olarak öğrencilerinden bahsedelim. Kaynaklar çok sayıda alemin Beyzavi'den ders okuduğunu söyler. Bunlar arasında Taceddin Ezzencani, Fahreddin Elçarperdi, Bedreddin Ettüsteri daha öne çıkan isimlerdir. Onun eserleri etkilerinin asıl görüldüğü alandır. Beyzavi'nin eserleri arasında Envarut Tenzil adlı tefsirin özlü yazım misyonunun bir tezahürü olduğu zaten bilinmektedir. Pek çok ilim dalında eser vermiş olan ve telif ettiği her eser sahasında önemli bir kaynak olan Beyzavi'nin en önemli eserinin Envarut Tenzil olduğunu söylemek mümkündür. Beyzavi'nin bu tefsiri ilim çevrelerinde özellikle bir icaz ve ihtisar harikası olarak kabul edilmiştir. Onun telif ettiği eserler incelendiğinde aslında hemen hepsinin İtnap'tan uzak muhtasar kitaplar olduğu görülmektedir. Envar-ı Tenzil, Sünni Eş'ari Maturidi muhitte çok geniş bir hüsnü kabule mazhar olmakla birlikte geçmiş dönemlerden itibaren bazı ilim adamlarının çeşitli tenkitlerine de maruz kalmıştır ve bu eleştiriler modern dönemlerde de yapılmıştır. Beyzavi'nin tefsir dışında eser yazdığı pek çok saha bulunmaktadır. Bunlar arasında hadis, kelam ve fıkı sayabiliriz. Beyzavi'nin kelam ilmine dair en önemli eseri uzun süre medrese müfredatlarının önemli bir klasiği olan Tavalül Envar min Metalül Enzar adlı kitabıdır. Kelam ilminin felsefe ile kaynaştığı müteahhirin dönemi kelam kitaplarının tipik bir örneği olan Tavalül Envar, felsefi konulara verdiği yoğunluk ile kelam kitaplarının felsefi bir karakter kazanmasında etkili olmuştur. Ayrıca Fahrettin Razi ve Seyfettin Amidi'nin başlattığı felsefe ile birleştirilmiş kelam yöntemini en üst seviyeye ulaştırarak kendisinden sonra yazılan Şerhul Mevakıf ve Şerhul Makasıt gibi klasiklere de örnek olmuştur. Tavaliul Envar'ın planı incelendiğinde okuyucuyu asıl kelam konularına hazırlama mahiyetindeki felsefi bahislerin yani vesail, kelam mesailinin önüne geçtiği ve aslın fer'in gölgesinde kaldığı da görülmektedir. Felsefi kelamı oluşturma çalışmalarının bir devamı olarak görülebilecek olan bu eser kısa hacmine karşılık muhteva yoğunluğu dolayısıyla tercih edilen bir eser olmuştur. Beyzavi'nin çok önemli bir usulcü olduğunu da zikretmemiz gerekir. Fahrettin er Razi sonrasında mütekellim usul geleneğinin temelde iki damar üzerinde devam ettiği kabul edilmektedir. Bunlardan ilki Razi Mektebi olarak da ifade edilen Taceddin Urmevi ve Siraceddin Urmevi gibi usulcülerden oluşan Razi takipçileri iken ikinci damar mesaisini Amidi ve İbnül Hacib'in eseri üzerinden meydana getiren usulcülerden müteşekkildir. İkinci damarda özellikle İbnül Hacib'in eseri veciz bir muhtasar niteliğine sahip iken Razi Mektebi'nde Beyzavi'ye kadar başarılı bir muhtasardan söz etmek güçtür. Klasik eserlerde Razi takipçisi sayılan Beyzavi'nin Minhacı pek çok meselede El Mahsul ve Muhtasarı El Hasıl'ın ibarelerini özlü bir şekilde ihtisar etmiş. Bu iki eserde genişçe zikredilen argümanları çoğu kere kendi kavramlarıyla veciz bir üslupla özetlemiştir. Nitekim üslubunun vecizliği nedeniyle pek çok usulcü bu eseri şerh etme ihtiyacı hissetmiştir. Bununla birlikte Beyzavi'nin bu ilkeyi yani özlü eser yazma ilkesini diğer alanlara, diğer eserlerine uyguladığını ve hatta Farsça kaleme aldığı tarih eseri nizam tevarihte bile ele aldığı, uyguladığı görülmektedir. Beyzavi'nin eserlerini yazarken öğretin mamacı güttüğü, kelam alanındaki tevalül envarın mukaddemesinde olduğu gibi bizatihi kendi ifadeleriyle sabittir. Usul, fıkıh ve kelam eserlerine ilk kuşak öğrencileri ve kendine yakın alimlerin yazdığı şehler, sonraki kuşaktan itibaren tefsirine yazılan haşiyeler eserlerinin medrese klasiği olma sürecini anlatmaktadır. İlhanlı, Memlük ve Anadolu Beylikleri coğrafyasındaki medreselerden Osmanlıya uzanan eserleriyle Beyzaviye Osmanlı alimi prototipi dememiz mümkündür. Öyle ki. Osmanlı ilim çevrelerinde tefsirine gösterilen muazzam teveccüh devasa bir literatürle taçlanmıştır. Hatta Beyzavi tefsiri 18. yüzyılda padişahın huzurunda okunarak görüşleri güncellenmiş bir İstanbul alimi dememiz de mümkündür.